Efendim tekrar iyi akşamlar diliyorum. Artı TV ekranlarından Sorudan Soruya programında ikinci bölümde birlikteyiz. İlk bölümde Emre Kınay bizimle birlikteydi. İyi Parti Kadıköy Belediye Başkanı adayıydı. Bu bölümde de biraz siyasetteki genel durumu konuşacağız. Sayın Akif Hamza Çebi bizimle. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili. Hoş geldiniz efendim öncelikle. Hoş bulduk Murat Bey. Yoğun program içinde vakit ayırdınız bize. Öncelikle teşekkür edeyim. Rica ederim. Efendim sizle biraz şunu konuşmak istiyoruz. Yani hani seçime 10 gün kaldı ve son artık bir hafta 10 gün içinde artık siyasi tansiyon medyada olsun, meydanlarda olsun çok çok arttı. Siz de bir hani meclisteki duayen diyelim, kıdemli siyasetçilerden biri olarak hani milletvekillerini de tanıyorsunuz hem AK Parti'den hem Cumhuriyet Halk Partisi'den. Biraz bu genel havayı konuşacağız. Yani bu gidiş nereye gidiyor? Tabii biraz da siz sahada da çok aktif çalışıyorsunuz. Hem İstanbul'da hem Anadolu'nun çeşitli illerinde. Oradaki havayı da sizden alalım istiyorum. İsterseniz şuradan başlayayım. 10 gün kaldı ve en kritik bölge, il diyelim, Ankara ve İstanbul. İşte Mansur Bey ile ilgili bir takım iddialar vardı. Dün soruşturma açıldı. Bir önceki gün biliyorsun Cumhurbaşkanı neredeyse bunu tırnak içinde kullanalım tehdit etti. Yani hani kayyum atamakla neredeyse ve ertesi günde soruşturma açıldı. Nedir Ankara'da ve İstanbul'da durum? Murat Bey gerçekten seçim tarihi yaklaştıkça tansiyon yükselmeye başlıyor. Tansiyonun yükselmesi tamamen iktidar uygulamalarından kaynaklanıyor elbette ki. Bunun nedeni de seçimin kaybediliyor endişesidir. Mansur Bey ile ilgili olarak bugüne kadar bekleyip de anketlerde Mansur Bey'in kazanması kesinleştiği zaman, Mansur Bey seçimi kazanıyor bir duruma geldiği zaman bu haberlerin ve işlemlerin başlatılması bir tesadüf değil, bilinçli bir planlamanın sonucudur. İktidarın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın, iktidar mensuplarının, iktidar partisinin mensuplarının, bakanların genel bir siyaseti vardır. Kutuplaştırma. Toplum kutuplara ayrılır ve bu tip iktidarlar, bu tip popülist iktidarlar, otoriterleşme eğiliminde olan hatta otoriter iktidarlar, bu iktidarların sahipleri kendi geleceklerini ülkenin geleceğiyle, halkın geleceğiyle özdeşleştirirler ve onu topluma böyle anlatırlar. Şu an dikkat edin, Türkiye'nin bekası diye bir kavramı iktidar mensupları kullanıyor. Yani bu seçim, muhtarı ve belediye başkanını seçeceğimiz bu seçim iktidar partisi tarafından kaybedilirse, birçok yerde, önemli kentte, belediyede seçimleri kaybederse, Türkiye'nin bekası yani var olup olmama meselesi, Türkiye'nin kalıcılığı, devamlılığı tehlikeye düşecek algısını yerleştirmeye çalışıyorlar. Muhtar seçeceğiz, belediye başkanı seçeceğiz ve bu Türkiye'nin bekasıyla ilgili bir mesele olacak. Türkiye'nin bekası dediğiniz zaman bu sadece bir siyasal partinin, iktidar mensuplarının, ülkeyi yönetenlerin meselesi olmaktan çıkar. Aynen. Hepimizin meselesidir. Cumhuriyet Halk Partili ya da Millet İttifakı'nın adayları seçimi kazandığı zaman Türkiye'nin geleceği nasıl tehlikeye girecekmiş? Sultanbeyli'deki Hasanpaşa Mahallesi muhtarının seçimi nasıl Türkiye'nin bekasıyla ilgili olacak? Ya da Sultanbeyli Belediye Başkanı'nın seçimi, Üsküdar Belediye Başkanı'nın seçimi, efendim Beşiktaş Belediye Başkanı, Bakırköy Belediye Başkanı'nın seçimi nasıl Türkiye'nin bekası ile ilgili olabilir? Aynı şekilde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, bunların seçimi asla Türkiye'nin bekası gibi bir konuyla ilişkilendirilemez. Bunun nedeni dikkatleri gerçeklerden başka bir tarafa çekmek, taşımaktır. Çünkü vatandaş gerçeklere yoğunlaşırsa seçim mutlaka kaybedilecek. Hangi gerçekler? Ekonomik gerçekler. Mutfakta yangın var. Bakın soğanın kilogramı hala 5 lira. Yerli soğanın fiyatını söylüyorum. 5 lira. Rakamlara baktım. Market fiyatlarına baktım.
2017 Mart ayında, Mart ayı başında soğanın kilogram fiyatı 110 kuruş. Yani 2000, 1 lira 10 kuruş. 1 lira 10 kuruş. 2018 Mart'ında 1 lira 20 kuruş olmuş. Şimdi 5 lira olmuş. Patatese giderseniz öyle, patlıcana giderseniz öyle, Charleston biber'e giderseniz öyle, diğer tarımsal ürünlere giderseniz öyle. Tanzim satışlar vesaire vesaire, ithalat hala bu fiyatları aşağı çekebilmiş değil. Ekonomide bir temel kural vardır. Malın miktarı çoksa, üretim çoksa fiyatı düşer. Miktar azsa, üretim azsa malın fiyatı yükselir. Türkiye'de tarım çöktü. AK Parti döneminde çiftçi, tarım, tarımsal ürünler çöktü. Türkiye artık üretemiyor. Türkiye 2002 yılında 18 milyon hektarlık bir tarımsal araziyi ekiyordu. Bu rakam bugün 15,5 milyon hektara inmiştir. Yani 2,5 milyon hektarlık bir arazi üretimden çekilmiştir. Gerçekte tarımsal alan miktarı daha fazla. Aslında. 24 milyon hektarlara ulaşır. Ekilen kısmını söylüyorum. Üretimin azaldığı yerde, tarımın devlet tarafından desteklenmediği yerde üretim azalır. Sonuç, pazarda fiyat yükselir. Bu da dar gelirliği, yoksulu vurur. Mutfakta şu an yangın var. Eğer vatandaş mutfağa yoğunlaşırsa, işsizliğe yoğunlaşırsa, geçim derdine yoğunlaşırsa, kira ödemeye yoğunlaşırsa, çocuğun okul masraflarına yoğunlaşırsa, bu yerel seçim bile olsa iktidara bir mesaj verecektir, uyarı yapacaktır. Her yerel seçimin genele yönelik böyle bir mesaj tarafı vardır. İşte dikkatleri buralardan kaçırıp Türkiye'nin bekası gibi bir meseleyi ortaya atıp bu kavram etrafında toplumu kutuplaştırmaya çalışarak mevcut durumu, mevcut belediyelerini korumayı amaçlıyor iktidar. Tek neden budur, başka bir şey değil. Kutuplaşmanın nedeni budur. Peki bu başarılı oldu mu? Yani gerçekten insanlar... Hayır. Ben görüyorum, geziyorum, dolaşıyorum. Dar gelirler, yoksullar, daha önce AK Parti'ye oy vermiş geniş vatandaş kitleleri. Vermeyeceğim diyor. Vermeyeceğim ve Türkiye'nin bekası diye bir kavram hiçbiri kullanmıyor. Hiç kimse, onların yani sokakta hiçbiri... Sokakta beka sorunu yok. Sokakta beka sorunu yok. O vatandaşlar Türkiye'nin bekası konusunda hassastır. Yarın bir şey olsun, hepsi ayağa kalkarlar. Hepsi gider, vatanı için canını verir. Hepsi. Hiç tereddütsüz. Ama şu anda bu mutfaktaki yangını, işsizliği, geçim derdini, hayat pahalılığı bu kavramla, Türkiye'nin bekası kavramıyla sindirmeye, susturmaya imkan yok. Vatandaş dertli. Bakın, işsiz rakamı, son bir yılda işsiz rakamı, işsizlik rakamı 1 milyon arttı. İşsiz sayısı 1 milyon arttı. Ki o kadar da bu sanıyorum, yani yanlış hatırlıyor olabilirim ama en azından şunu biliyorum ki bu son bir yıl içinde 2 ya da 3 defa da istihdamı arttırmak üzere kampanyalar yapıldı. Kampanyalar yapılıyor, hani teşvikler getiriliyor. Türkiye Odalar Birliği'ne, evet, işverenlere çağrı yapılıyor. Hatta onlar bu çağrıya cevap veriyorlar. Her birimiz birer kişiyi alacağız. Ama rakamlar azalmıyor. Bakın, sık sık takip ettiğim, devamlı takip ettiğim bir rakamı vermek isterim. Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'de 15-29 yaş arasındaki nüfusu ölçer. 3 ayda bir bu rakamları açıklar, günceller, yayınlar. 15-29 yaş arası, yani Türkiye'nin en genç nüfusu, kısmen okul çağında, kısmen de çalışma çağındadır bu nüfus. 15-29 yaş arasında 18 milyon insan var. Bunun yaklaşık 5 milyonu, gerçek rakam 4 milyon 790 bindir, 5 milyon diyelim. Ne okula gidiyor, ne bir iş yerinde çalışıyor, ne de bir yerde staj görüyor. Hiçbir yerde gözükmüyor. 5 milyon insan kayıp, kayıtlarda gözükmüyor. Bu dehşet bir rakamdır. Bu 5 milyon insanın 1 milyonu İstanbul'dadır. İstanbul'un nüfusu bugün
16 milyona yaklaşmıştır. 16 milyon insanın içinde 1 milyon kişi var. Yaşı 15 ila 29 yaş arasında, okula gitmiyor, çalışmıyor. Bir yerde stajda görmüyor. Gidin kahvehaneleri her yer dolu. Anadolu'ya gidin. Bütün kekler de bedava olmadı hala yani. Bütün kahvehaneler dolu. Genç yaştaki insanlar bunlar. Eğitimli insanlar. Bir kısmı belki okulunu devam ettirememiş, okulu bırakmış insanlar. Ama hepsi genç, çalışma çağında. Taşı sıksa suyunu çıkarır denilen türden insanlar bunlar. Üretmeyen bir ekonomi var. Anladım. Peki, dediniz ki sokakta... Bütün mesele budur. Bütün mesele bu. Bu kitleyi yıllarca oyalayamazsınız. Yıllarca oyalayamazsınız. İktidarın şöyle bir politikası vardır. Popülist bir politika olarak bunu isimlendirebiliriz. Popülizm deyince hani kaynakların har vurulup harman savrulması gibi bir boyut olarak algılanır genellikle. Ancak böyle bir tarafı elbette olabilir. Farklı görüşler var. Bir görüşe göre popülizm halkın siyasal özne olduğu, gerçekten kendisini ortaya koyduğu bir siyasal akımdır, düşünce biçimidir. Ama bütün popülist liderler toplumu biz ve onlar diye ikiye ayırırlar, kutuplaştırırlar. Kendileri, onların geleceği ve onların menfaatleri, kendi yakın çevresinin, o kadronun menfaatleri toplumun menfaatleriymiş gibi anlatılır. Ve onlara bir şey olursa ülkenin geleceği tehlikeye girermiş gibi bir algı yaratmaya çalışırlar. Bütün siyasetleri bunun üzerinedir. Dünyanın her yerinde popülistler böyledir. Ve güçlü bir medya şeyi de var. Elbette şu an medya son derece güçlü. Hani ana akım medya diyorduk. Ana akım medya da muhalefetin sesini verenler vardı. Böyle bir şey kalmadı artık. Kalmadı. Ama siz şunu söylediniz. Hani sokakta bu kez farklı. Farklı. Bu peki sandığa yansıyacak mı? Kesinlikle yansıyacak. Medya yer vermesin. Hiç önemli değil. Medya sanal bir dünya kurabilir. Sanal bir Türkiye kurabilir. Türkiye mutlu diyebilir. Türkiye çağ atlıyor diyebilir. Hala uzaya gidiyoruz. Hala 2000... Siz engel oluyorsunuz. Bakın hala 2007 yılının gelir seviyesindedir Türkiye kişi başına gelirde. 2007 yılının seviyesindedir bakın. Bakın 9200 dolar civarındadır. Şimdi de işte 2019 için yakalayabilirsek işte 9500 dolar civarında olacağız bakın. 12 yıldır patinaj yapan üretmeyen bir ekonomi. Medya istediği kadar yer vermesin. Bu insanlar seslerini sandıkta duyuracaklar. Bunu göreceğiz. Bütün telaş bundandır. Türkiye'nin bekası. Yok böyle bir şey. Peki bu seçim sonuçlarına nasıl yansıyacak? Mesela İstanbul'da, mesela Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri alacak mı? Yani sizin bir partinin alacak, eski bir yöneticisi alacak. Olarak bakın, da. Bakın Ankara baştan beri Büyükşehir Belediyesi olarak söylüyorum. Mansur Yavaş'ın ismiyle beraber çok avantajlı başladığımız bir seçim bölgesi oldu. Seçim çevresi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığında Sayın İmamoğlu çıktığı anda belki bütün İstanbul'u onu tanımıyordu ama şu anki durumu tanınırlığı son derece arttı ve halk desteği de son derece yükseldi. İstanbul Millet İttifakı'nın adayı Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından kazanıldığında kimse şaşırmasın. Hiç kimse şaşırmaz. Araştırma var mı elinizde? Muhtelif anketler var. Ne gösteriyor orada? Bakın ben birçok anketi izliyorum, bakıyorum. Genel seçim, bugün seçim olsa kime oy verirsiniz türü anketleri de ayrıca takip ediyorum. Yerel seçim dışında genel seçime ilişkin anketleri de. 31 Mart akşamı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde sandıktan Sayın Ekrem İmamoğlu çıkacak. Peki, Ankara'da da Mansur Yavaş Sayın çıkıyor. Sayın Mansur Yavaş, evet. Çıkıyor. İstanbul'da da Ekrem Bey çıkıyor, siz söylüyorsunuz. Bunu çoğaltabiliriz Anadolu'daki diğer büyükşehir belediyelerine. Mesela? Bakın, Adana'yı bunun yanına koyun.
Mersin'i koyun, Antalya'yı koyun. Bursa, Balıkesir, Manisa. Bursa'yı koyun. Manisa İYİ Parti Millet İttifakı çerçevesinde İYİ Parti tarafından bir aday gösterildi. Aynı şekilde Manisa, Balıkesir İYİ Parti. Partiden. İYİ Parti. Bir de Bursa. Aydın, Eskişehir, Bursa elbette Cumhuriyet Halk Partisi adayı Sayın Mustafa Bozbey. Hı hı. Nilüfer ilçesinin başarılı belediye başkanı. Aydın ve Eskişehir zaten var. Bütün bunlar sürpriz olmayacak. Göreceksiniz bakın. Anladım. Peki şu biraz önce söylediniz ya, bu ekonomi meselesi. Şimdi siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir hani yakın zamanda istifa ettiniz. Yani genel başkanlarından birisiniz. Yani evet, parti evet. Yöneten 16-17 kişilik MYK'dan biriydiniz. Türkiye'nin ekonomi konusu, ekonomideki sorunlar yeni sorunlar değil. Neredeyse birkaç yıldır hani bu politikadaki savruluşla birlikte. Cumhuriyet Halk Partisi yeterince bu ekonomiyi gündeme getirebildi mi? Hani dediniz ya, evet siyasi iktidar ekonomiyi, yani sizin gerçek olarak tanımladığınız konuları gündeme gelmesin diye bekayı gündeme getiriyor. Evet, doğru. Peki siyasi muhalefet, Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi gerçeğini, ekonomik sorunlar gerçeğini yeterince bir muhalefet partisi olarak gündeme taşıyıp gündem yaratabildi mi? Yoksa iktidara söylemlerinin peşine mi takıldı? Hayır, hayır. Bakın bu son krizle beraber biz partide bir ekonomi masası kurduk. Ben de o masanın üyesiyim. Sürekli olarak her hafta toplantılar yaparız. Bu seçimin yoğunlaştı son süreçte bu toplantıları yapmadık. Yani iki haftadır yapmadık. Her hafta toplanırız. Anadolu'ya milletvekillerini düzenli olarak gönderdik. Bütün illerin nabzını tuttular. Tarım sektöründen sanayiciye, ticaret sektörüne kadar, ekonomide ne kadar kesim varsa hepsinin nabzını tuttular. Bize raporlarını bildirdiler. Biz o gelen raporları değerlendirdik ve tek bir ekonomi masası raporu çıkardık. Bunları düzenli olarak parti sözcüğümüz ve ekonomi masasının başkanı Sayın Faik Öztürk aracılığıyla kamuoyuna duyurduk. Zaman zaman genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bu açıklamaları yapıyor. Hiç öyle bu gündemi takip etmiyoruz, iktidarın gündeminin peşine takıldık diye bir şey yok. Tam tersine iktidar hem ekonomideki bu gerçek olumsuz tablo, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki ciddi çalışması nedeniyle Türkiye'nin bekası meselesini ortaya atmıştır. Beka ile ilgili bir şey daha söylemek isterim. Tabii. İstiklal Savaşı'nı verdik. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Soğuk Savaş yılları, İkinci Dünya Savaşı, çok partili dönem, darbeler, ihtilaller, ekonomik krizler, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı, sonrasında Türkiye'ye uygulanan ambargo, Türkiye ambargo uygulandı. Bütün bu dönemlerin hiçbirisinde seçime giderken hiçbir başbakan Türkiye'nin bekası seçimidir demedi. Bu seçim Türkiye'nin beka meselesidir demedi. Kıbrıs Barış Harekatı oldu, ambargo var Türkiye'ye. Sonra 77 seçimleri oldu. Bülent Ecevit %41'le demedi yani bu şey Türkiye'nin beka meselesidir. Süleyman Demirel seçimlere giderken söylemedi. Turgut Özal söylemedi. Hiç kimse söylemedi. 70 sente muhtaç olduk ama hiçbir zaman beka zorunluluğumuz olmadı. Asla her zaman uluslararası ilişkilerde her zaman bir ülkenin beka meselesi her zaman vardır tabii ki. Her zaman için. Aynen. Evet. Peki şunu soruyorum. Hani bu dediniz ya, programın başında çok sertleşti. Hani ben de öyle açtım. Gerçekten hani sadece yazılı medyayı, görsel medyayı değil, sosyal medyadan da okuduğumuz zaman insan biraz dehşeti düşüyor. Artık televizyon izlemeyip hani yemek programları, evi yıkıyorlar, yeniden yapıyorlar. O programları artık izliyoruz. Ya da Netflix falan gibi böyle dijital platformları artık takip ediyoruz. Ama tabii hani mesleki olarak da kaçamıyoruz. Şimdi medyada da biraz önce konuştuk. Hani tam bir hafta önce Ankara'da bir program yaptık. Sayın Sezai Temel de konuğumuz oldu. Söylemediği bir şeyi
Türkiye'nin ana akım eski hani Hürriyet ve CNN Türk söylenmiş gibi tırnak içine alıp kullandı. Bunu düzelt dediğiniz halde ya ben niye düzelteyim? Şey söyleyen açıklama yapsın dendi. İşte onu bir kenara koyduk. İki gün önce aynı gün gündüz bir özel televizyon kanalında Ulucanlar'da bir haber sunuyor. Bir dar ağacının önünde ve toplum Kemal Kılıçdaroğlu dahil bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor. O günün akşamında Sayın işte Ekrem İmamoğlu bir özel televizyon programına konuk oldu. Yani konuk sıfatı, adaylığı vesaire yerine hiç muhatap olmaması gereken hani o 70 dakikalık programın ya da 80 dakikalık programın 60 dakikasını bu sorulara cevap vermek. Yani soru da yoktu orada hani bir provokasyon. Özellikle hani bu idam meselesi yani insan gerçekten tüyleri diken diken oluyor. Hani bir televizyon sunucu yani hani bir çalışan muhalefet partisinin genel başkanının idamını bu kadar rahat telaffuz edebiliyor. Nedir bu durum yani? Bu hale nasıl geldik? Hani bunu siyasiler söyler. Hani bu darbe girişiminden sonra biz idam isteriz meclise gelsin ama ya bir sunucu diyor ki ben hani ya bu ya ben soru sorarken bile kullanmamaya gayret ediyorum. Bu nasıl bir fütursuzluk? Bu nasıl bir aymazlıktır yani? Sizin pozisyonunuz ne burada? Ne yapacaksınız? Yani bir soruşturma açıldı ama bu kadar mı olacak yani? O açıklamayı bir dar ağacı önünde yapıyor. Dar ağacı da fonu, görüntüyü tamamlıyor. Bir hazırlık yapılmış belli ki. Bu Murat Bey akılla, mantıkla, sağduyuyla açıklanabilecek olan bir olay değil. Yani bu başka bir şey. Kutuplaştırmanın bir başka evresidir bu. Bu cinnet hali. Ya bir de şunu söylemek istiyorum efendim ben. Hani bu bir siyasi parti. Hani Sayın Cumhurbaşkanımız bu darbe meselesinde konuşan insanlar için bu toplum hani meclise gelirse biz bunu onaylarız. Meclisten geçerse bu anlaşılabilir bir şey. Hani bütün bu Avrupa Birliği meselesi falan. Hani ben idama karşıyız hani siyaseten de. Fakat bir televizyonda çalışan bir muhabir. Bir muhabir şimdi, söylüyor bunu. Hani hiçbir siyasi sıfatı yok. Şimdi bakın. Seçim meydanlarında Sayın Cumhurbaşkanı idam önüme gelirse ben onaylarım dedi. Evet. Bu açıklama aslında samimi değil. Zamanında bu laflar ettiği zaman mecliste parlamento çoğunluğu vardı. Hala Cumhur İttifakı olarak parlamento çoğunlukları vardır. Arzu ederlerse öyle bir teklifi getirebilirler. Bunu ilk konuştukları zaman onu değiştirebilecek anayasa değişikliği yapabilecek çoğunluğa sahiptiler. Getirmediler. Bu kere bu samimi bir şey değil. Ama sürekli olarak meydanlarda idam çağrıları üzerine idam önüme gelirse onaylarım deyip toplumu bu konuda olumsuz bir şekilde etkileyen açıklamaları yaparsanız sonuçta bir televizyoncu çıkıp Kılıçdaroğlu idam edilmeli diyebilir. Bu dehşet bir şey. Bu masum bir olay değil. Yani bir kişi hani akılla mantıkla izah edilebilir bir olay değil. Cinnet halidir diyorum ama bu bir iklimin sonucudur. Böyle bir iklimi iktidar partisi yaratmıştır Sayın Cumhurbaşkanı. Böyle bir iklimi yaratmıştır Türkiye'de. Bu iklimin sonucu o televizyoncu çıkıp böyle konuşabiliyor. Bunu konuşma cesaretini gösterebiliyor. Böyle konuşursam hiçbir sorun olmaz. Gayet deyip bunu açıklayabiliyor. Sorumlu siyasetçilerdir. O kişi de elbette sorumludur. O uçtaki artık tetikçi diyelim ona. O tetiği çeken adam. Ama asıl o iklimi yaratan insanlardır sorumlu. Şimdi o soruşturmayı takip edeceğiz. Öyle soruşturma açıldı. Evet. Öyle geçiştirilebilir. Ne yapacaklar bakacağız. Savcı dava açacak mı açmayacak mı? Dava açılması yetmez. Mahkeme ne yapacak? Açıkça toplumu kin ve düşmanlığa sevk etmektir. Çok açık bir şekilde ceza kanununda bunun yeri vardır, suçtur. Elbette kararı yargı verecektir.
Bunu takip edeceğiz. Peki şey, bir de bu konuyla ilgili de Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bir açıklaması var. Hani getirin biz de destekleyeceğiz dedi idam yasasına. Sayın Kılıçdaroğlu bunu geçmişte de söyledi. Geçmişte de söyledi. Çoğunluğunuz var, anayasa değiştirme çoğunluğunuz var. Elinizi tutan mı var? Meydanlarda bunu sürekli konuşacağınıza getirin. Onun söylemek istediği, siz sadece siyaset yapıyorsunuz, bu idamı kullanıyorsunuz. Yoksa Sayın Kılıçdaroğlu idamdan yana bir tavır açıklamış değil. Dünya idam cezasını terk ediyor. Bu ilkelliktir. Hiçbir yerde, yani efendim Amerika Birleşik Devletleri hala bunu uyguluyor. Bunun yararı görülmemiş ki Avrupa Birliği ülkeleri bunu kaldırmışlar. 2001 yılında o zaman AK Parti var şeyde parlamentoda, Sayın Erdoğan mecliste değil ama şeyden Saadet Partisi'nden ayrılan öncülü, milletvekillerinin kurduğu o oluşumda, o partide. Onlar şeye destek veriyorlar idam cezasının kaldırılmasına. Fazilet Partisi olarak. Fazilet miydi o zaman? Evet, Fazilet, neyse her neyse. Destek verdiler o zaman. Destek verdiler buna. Anladım. Yani sizin de Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Cumhuriyet Halk Partisi'nde pozisyonu idama karşı. Değil mi? Efendim idam modern demokrasilerde olmaz. Geriye dönülmez. Türkiye bunu kaldırmış. Bütün partilerin oy birliğiyle kaldırmış bunu. Cumhur İttifakı'nın parlamentoda anayasa değiştirme çoğunluğu olduğu zaman dahi bu değişiklik yapılmadı. Sadece siyaset malzemesi olarak kullanıldı. Meydanların gazını almak için kullanıldı, açıkça söylemek gerekirse. Bu tabii, o açıklama o kadar vahim ki, şimdi diyelim ki idam cezası geldi. Anayasa değişikliği yapıldı. İdam cezası geldi. Peki ceza kanunları nasıldır? Geriye yürümez, ileriye yürür. Nasıl olacak yani sen şimdi? Bir de geçmişe yönelik mi uygulamaya koyacaksınız bunu? Durum o kadar vahim. O kadar vahim. Orada da popülizm var yani. Kesinlikle popülizm var. Aynen. Peki şimdi bu ekonomi dediniz, işsizlik rakamları verdiniz. Hani özellikle bu 15-29 yaş arasında 5 milyon insan. Fiyatları verdiniz, işte patates, patlıcan, soğan vesaire. Siz sokaklardasınız ve aslında söylediniz ki AK Parti seçmeni bu sefer oy vermeyecek. Yani hepsini söyleyemem. Elbette AK Parti'ye oy veren, gönül veren vatandaşlarımız var. Ama daha önce oy verip de artık oy vermeyeceğim seçmeni görüyorum ben sokakta. Şimdi sizin İstanbul'daki seçim bölgenizden daha yakından bildiğiniz bu Beykoz. Yani birinci bölge, birinci yani bölge. Anadolu yakası benim seçim bölgem. Peki, işte. Orada durum nedir? Yani hani böyle bakın, biraz daha özel. Bütün ilçelere gidiyorum. Yani Kadıköy'den Kartal'a kadar, Maltepe'ye kadar, Pendik'e kadar, Üsküdar'a, Beykoz'a kadar hepsine gidiyorum. Hepsinde hava iyi. Hepsinde hava son derece iyi. Yani hani ilçelerde durum nedir bize? Yani çünkü şey, hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 14 tane ilçesi var İstanbul'da baktığımız zaman. Evet. Hani bazı ilçeleri kazanacak, bazılarını kaybedecek mi? Yoksa daha fazla ilçe mi kazanacak? Mevcut ilçeleri muhafaza edeceğiz bir kere. 14 ilçemizi muhafaza edeceğiz. Bunun üzerine ilave edeceğiz. Mesela hangilerini kazanabilirsiniz? Şimdi tek tek isim vermeyi doğru bulmuyorum ama size söyleyeyim. En az 9 ilçe koyacağız bunun üzerine. Yani 14-23 olacak. En az. 23 en olacak. Az. 39'da 23. Evet, en az. Bu iddialı bir rakam diye bunu not edelim. Evet, evet. Peki programı açarken şunu söyledim ya size. Siz duayen diyelim, hani eski bir milletvekilisiniz. Özellikle hani sizin eski çalışma arkadaşınız Sayın Nurettin Canik'le, hani ben bildiğim için söylüyorum. Maliye Bakanlığı'ndan. Maliye Bakanlığı'ndan. Türkiye'nin bu genel gidişini, yani çünkü hani siz mecliste biraz daha tırnak içinde kullanın, akil insan ve hani ne şeyde ağırlığı da olan insanlarsınız. Ya Türkiye'nin bu genel gidişini, bu olumsuz gidişini, hani diyelim ki şey, resmi görüşleri başka.
Hani kamuoyuna çıktığı zaman başka söylüyorlar ama öz fikirleri nasıl bu insanların? Hani birebir konuştuğunuzda ya da bu insanları, bu yakın tanıdığınız insanları uyarıyor musunuz? Onlar size neler söylüyor? Ya çünkü ben eminim ki hani ben de hani o partiden pek çok eski milletvekiline hala milletvekili olan insanları bazen konuşuyorum. Bunu kendi özelimde söylediğim için öz fikirleriyle resmi görüşleri arasındaki makas farkı 180 dereceden açılmış durumda. Evet, yani ikili konuştuğunuz zaman sizden daha çok şikayetçi fakat önünde bir mikrofon, bir kamera gördüğü zaman o ben miydim yoksa başkası? Nedir yani sizin için? Çünkü hani sizin söylemeniz daha farklı, sizin ağırlığınız daha farklı. Benim benim veya bir başka arkadaşın söylemesine gerek var mı Murat Bey? Rakamlar ortada. Soğan fiyatı ortada. Soğan 5 lira ise, dolar 5,5 lira ise, üretim yoksa, istihdam yoksa, insanlar geleceğini göremiyorsa, Türkiye'ye sermaye gelmiyorsa, faizler hala yüksekse, inşaat sektörü durmuşsa, ekonomide işler iyidir diyebilir miyiz? Elbette sorumlu mevkide olanlar, Hazine ve Maliye Bakanı, diğerleri, Cumhurbaşkanı, öyle açıklama yapmak zorundalar. İşler kötü demez ki. Sorumlu mevkide olanlar kriz var demez. Dememeli de. Ama gerçek ortada. Ekonomi bu yılın 2018'in son çeyreğinde %3 oranında küçülmüş. %-3. Şimdi Türkiye'nin bekası ile ilişkilendiriliyor bütün bunlarda. İşte teröristler, yabancı ülkeler, dış ülkeler, mihraklar, işte Rahip Bronson krizleri. 2016'da bir FETÖ darbe teşebbüsünü yaşadık. Türkiye'nin en kötü yılı değil midir 2016? Son dönemlerin. 2010 sonrasının en kötü dönemidir. 2010 öncesi 2008 dünya krizi var. Evet. O ayrı. Ne olmuş FETÖ'nün darbe teşebbüsü olduğu 3. çeyrekte? -0,3 büyüme. Yılın genelinde %3'lük bir büyüme var yanlış hatırlamıyorsam. Bu yılın 2018'in son çeyreğinde -3 küçülme. Yıllık 4 dönemin çeyreğin ortalaması 2,6. Yani en kötü olayı, darbe teşebbüsünü yaşadığımız yılın ekonomik dengeleri rakamları bile bu yıldan iyi. Bu bir anlık bir şey değil. Bu bir birikimin sonucudur. Yanlış ekonomi politikalarının sonucudur. Bir anda işler, bir anda dolar kendi kendine yükselmez. Zaten dolar yerli yerinde duruyor da Türk lirası değer kaybediyor. Bunlar bir anda olmaz. Bir anda bir olay oldu da bu hale geldik değil. Yılların birikimidir. Yılların birikimidir. Nedir bunun gerisinde yatan nedenler? 2009 yılında o zamanki hükümet, o zaman hükümet vardı. Döviz geliri olmayan firmalara da döviz cinsinden borçlanma izni verdi. Döviz cinsinden borçlandırıyorsun adamı. Yani o zamana kadar hiçbir hükümet bunu akıl edememiş. Bunlar akıl etti. Ne oldu sonra? Özel sektörün borcu, net döviz borcu 216 milyar dolarlara kadar çıktı. Bu krizle beraber şimdi onu değiştirdiler. O uygulamadan vazgeçtiler. Ne yaptılar başka? 2013'te yap işlet devret projelerine hazine garantisi verdiler. Aşağı yukarı 120 milyar dolarlık yap işlet devret projesi imzalandı. Yollar, köprüler, hastaneler. Bunların hepsi bizim borç stoğumuzu arttıran ve bütçe imkanlarını oldukça sınırlandıran. Çünkü bunların hepsini ödüyorsunuz. Yollar, otoyollar bedava yapılmıyor. Hepsi bütçeden çıkıyor. Verdiğiniz garanti dolmadığı için Osman Gazi Köprüsü'nün parasını bütçeden ödüyorsunuz. Şehir hastaneleri aynı şekildedir. Aynen. Diğerleri aynı şekildedir. Bu hesapsızlık, kitapsızlık Türkiye'yi bu noktaya getirdi. Peki görüşüyor musunuz siz yani? Hani böyle yakın tanıdığınız milletvekillerine? Vallahi mecliste karşılaşırsak elbette konuşuyoruz. Bir araya geldiğimizde sohbet ediyoruz, söylüyoruz tabii ki.
krizin olduğunu hiçbiri inkar etmez, edemez. Düzelecek diyorlar. Yapacağız, edeceğiz, bakacağız. Peki, hani bu seçimler, şimdi siz dediniz ki bazı araştırmaları görüyoruz. Seçim olsa anketlerini de görüyoruz ama seçim şeylerinde de. Şimdi benim de gördüğüm bazı araştırmalarda kararsızların oranı hala çok yüksek. Yani çok yüksek dedim, yüzde hala %10'larda ve bazı araştırmalarda söylüyor ki bunların büyük bir kısmının da AK Parti seçmeni olduğu söyleniyor. Fakat buna rağmen hani o kararsızlığı muhalefete de gelmiyor. Son 10 gün var seçime. Siz bunun için ayrı bir özel bir çaba harcayacak mı Cumhuriyet Halk Partisi bu kararsızları biraz daha düşürmek için? Bugüne kadar bizim bütün adaylarımızın uyguladığı politika sadece kendi parti tabanımıza ya da ittifakı oluşturan partilerin tabanına hitap eden bir politikadan öte, bütün parti tabanlarına, bütün partilerin seçmenlerine yönelik bir politika olmuştur. Dikkat edin, bizim adaylarımız kutuplaştırıcı bir dil kullanmıyorlar. Bu hem kendi anlayışları gereğidir, kendi yaşam anlayışları, siyaset anlayışları gereğidir, hem de doğru olanıdır. İkisi beraber, yani aslında kutuplaştırıcı bir dile sahip de ya burada farklı bir şey yapayım, farklı bir siyaset uygulayayım demiyor arkadaşlarımız. Türkiye başka bir yerde artık. Vatandaş kavga istemiyor, gerilim istemiyor. Onun için Sayın Erdoğan'ın bu kutuplaştırma söylemi aşağıda taraftar bulmuyor. Asla bulmuyor. Çünkü yıllardır bu politika uygulandı Türkiye'de. Her seçimde böyle bir kutuplaştırma politikası uygulanmıştır. Her seçimde. Yeni seçimde bunun dozu artmıştır. Başlangıçta belki daha hızlı, giderek daha yükseldi. Özellikle 2011'den sonra bu şekilde, dozu artan bir şekilde uygulandı. O nedenle bizim adaylarımızın uyguladığı politika bu kararsızı da ikna etmeye yönelik bir politikadır. Anladım. Peki yakın zamanda siz istifa ettiniz. Özel bir gerekçe mi vardı istifanızda yoksa? Yani genel başkan yardımcılığından. Bugün ayın 21'i, 21 Mart. O ta 7 Şubat'ta olmuştu. Evet. O eskide kaldı Murat Bey. Anladım. Seçimi konuşuyoruz şimdi. Yok gene de hani şey, çünkü bu parti içindeki meseleler de hani çok fazla gündeme geldi. Özellikle adayların geç belirlenmesi hani bazı parti içinde tartışmalara da yol açtı. Aile içinde, ama diğer taraftan da hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi geleneği de aslında tartışarak, yani bu aslında biraz da demokrasinin gereği, yani adayları elbette belirleme süreci. Bakın o çok yadırganır bazen, çok mevzu edilir. Efendim her kafadan bir ses çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir parti. Her kafadan bir ses çıkmıyor. Böyle bir dağınıklık bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekten demokrasi var. Genel başkan bazen eleştirilir efendim, tek adam vesaire. Asla katılmıyorum. Her liderin, her genel başkanın bir gücü vardır. Kendiliğinden bir gücü vardır. Kim olursa olsun. Düşünün ki aday listeleri geliyor parti meclisine. Parti meclisi saat 14'te toplanmış. Ertesi sabah 8'e kadar sürebiliyor bu. Parti meclisi gizli oylamalar istiyor. Uzun sürüyor. Parti meclisinin değiştirdiği adaylar olmuştur. Aynen. Bu kötü bir şey değil. Aynen. İyi bir şey aslında. Aynen. İyi bir şey aslında. Peki programı toparlayacağız. Çünkü bir reklam bölümümüz de var bu seçimle ilgili. Reklam geldi. Ondan dolayı 31 Mart bitti. Nasıl bir Türkiye bizi bekliyor 1 Nisan sabahı? 1 Nisan sabahı çok güzel bir Türkiye'ye uyanacağız. Çok güzel bir Türkiye. Yerel seçimde muhalefetin başarısı inanın Türkiye'yi rahatlatacaktır. İktidar da aslında bunu bir fırsata dönüştürebilir. Biz nerede yanlış yaptık, nerede hata yaptık diye kendisini sorgularsa Türkiye daha iyi bir yere gelir. Her yerel seçimin genele yönelik bir yanı vardır daima. Genel seçimlere yönelik bir uyarıdır bu aslında. Uygulamalarını beğenmiyorum.
seni bu seçimde seçmedim. Aslında seni de bırakmış değilim ama senin adayına oy vermiyorum, yeter artık. Muhalefetin adayına oy veriyorum. İstanbul'da örneğin Ekrem İmamoğlu'na veriyorum. Ankara'da örneğin Mansur Yavaş'a veriyorum. Bu da iktidarın kendini toparlaması için bir fırsattır. Ama tam tersine özellikle Sayın Bahçeli'nin şu söylemi var ya, eğer diyor biz Ankara'yı ve İstanbul'u kaybedersek işte bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin değişmesi için tartışma başlayacak. Hayır, yok. Hani bu birkaç gündür, hiç ilgisi yok. Hani bazı bakanların özellikle şeyi var ya, hani biz zayıflarsak ayağımızdan tutarlar, çekerler falan. Şey, şehirleri PKK'lılar yönetecek falan. Ne alakası yani... Ya bu çok yakışmıyor yani. Yakışmıyor yani. Sayın İmamoğlu Ankara İstanbul'u kazanacak. Sayın Mansur Yavaş Ankara'yı kazanacak. Muhalefet başarılı olacak. Niye başkanlık sistemi tartışılsın? Bu başkanları yönetecek. Kadrolarını kamuoyunun göz önünde oluşturacaklar. Aynen. Tamamen iftira bunlar. Bu seçimi kaybetme telaşının ifadeleridir bunlar. Başka bir şey değil. Herkes rahat olsun. Bütün vatandaşlarımız rahat olsun. Burada İstanbul, Ankara, işte diğer büyükşehir belediyeleri, Anadolu'daki belediyeler her neyse, muhalefet ne kadar başarılı olursa, elbette muhalefetin adaylarına da bağlıdır bu, elbette. Yani ben iktidara kızıyorum, ona oy vermeyeceğim deyip muhalefetin beğenmediği bir adayına da kimse oy vermez. Seçmen sağduyuludur. Demek ki oy verebileceği adaylar var. Gerçekten. Aynen. Bakıyorum adaylar hakikaten iyi, toplumun geneline, büyük bir çoğunluğuna hitap edebilen, hepsini kucaklayabilen yapıda arkadaşlarımız. İyi olacaktır. 1 Nisan sabahı güzel bir Türkiye'ye uyanacağız. İktidar içinde bu bir uyarı olur. Daha çok demokratikleşme, daha çok demokrasi, ekonomiye daha önem vermek, bütün toplumu kucaklamak, kutuplaştırmayı sona erdirmek. Bütün bunlar bir fırsat olarak Türkiye'nin önüne çıkacaktır. Türkiye çok rahatlayacak. Umarız biz de, hani bu sizin çok iyi dileklerle bitirdiniz ya 1 Nisan evet. sabahı, umarız biz de öyle bir Türkiye'ye uyanırız. Çünkü gerçekten Türkiye'nin biraz normalleşmeye, biraz nefes almaya, biraz sakinliğe ihtiyacı var. Çünkü gerçekten hani bu program içinde de konuştuk. Hani sıradan bir televizyoncunun bile bir muhalefet partisi liderinin idamını isteyecek kadar böyle... Nasıl diyelim? Yani şey yapmasın. Evet, yani kelime bulamıyoruz insan. Yani gerçekten bu şey, yani bizim bu ülke böyle değil de, evet bu ülkede herkes şu siyaseti çok tartışıyor, toplum çok siyasi vesaire, ama ya bu kadar böyle artık birbirimizden böyle hani yan gözle bakma, şey yapma, bu noktaya gelmemiştik. Gerçekten Türkiye'nin aslında biraz nefes almaya, biraz önce Emre Bey buradaydı, yani biraz yeşilliğe ihtiyacımız var. Biraz böyle daha fazla oksijene ihtiyacımız var. Umarım dediğiniz gibi bu 1 Nisan sabahı o yeşilliğe, o nefes almaya, o ese uyanırız. Biraz daha rahatlarız diye düşünüyoruz. Ve umarım da sizin dediğiniz gibi hani partinizin adayları, ittifakın adayları da hedeflediğiniz başarıyı da elde ederler. Ben bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum, evet, efendim. Ben de teşekkür ederim, sağ olun. Evet, Artı TV ekranlarından Sorudan Soruya programında bu hafta sonuna geldik. Konuğumuz Sayın Akif Hamza Çebi'ydi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili adayı. Biraz bu hem seçimlere hem de bu yükselen tansiyona biraz konuştuk ama Sayın İstanbul Milletvekili Sayın Akif Hamza Çebi önemli iki şey söyledi. Bir tanesi İstanbul için seçimi alacağız dedi. 14 belediyeyi 23'e çıkaracağız dedi, Ankara'ya alacağız dedi ve bir de tabii ki aslında ekonomiye çok dikkat çektiniz ve bu da biraz seçmenin davranışını biraz daha iktidarı uyarı anlamında işleyeceğini de ifade ettiniz. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum efendim. Teşekkür ederim. İyi evet akşamlar. Bu hafta da programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle herkese iyi haftalar efendim.